O adam mı dediniz hep? O adam dedim. Tabii ki çocuklukta baba diyordum ama artık daha... Akıl bali olunca. Akıl bali yaşa gelince baba demeyi bıraktım. Ben de hak etmediğini düşünüyorum zaten. Bence de. Ya bunları böyle... Bir de şu var yani barıştırma aşamasında bunları böyle söylemek... Yani barıştırma, kavuşturma programı bu. Ama yani barışacak inanın, insan var, barışmayacak. Bazen dayanamıyorum ya. Yani çok hani böyle objektif yaklaşmak, öyle durmak gerekiyor belki ama hakikaten bazı mevzularda ben dayanamıyorum yani. Böyle dilimin ucuna geliyor. Benim aklıma gelen dilime gelir zaten. İşte onda sus değil mi söyleme. Yani. Ama. Anne bilmeden öldü. Peki evet. Orhan Bey bu hastalık aşamasını biliyor muydu? Hayır. Ben... Ona da söylemediniz. Hastalığı geçin ben annemin cenazesini hiç kimseye söylemedim. Ben ve eşimin ailesi gömdük annemi. Gerçekten mi? Kimseyi çağırmadım. Haber vermediniz yani? Vermedim. Amcalarınız falan? Hiçbirine. Çünkü onlardan da anneniz çok çektiği için çok herhalde çektim. Değil mi? Çok çektim. Ah canım, ah canım. Allah rahmet eylesin. Tabii siz bunları gördünüz, bunları görerek büyüdünüz. Doğal olarak ne ölüye ne diriye bir daha görmek istemediniz yani. Asla istemiyorum yani. Size telefonda konuştuktan sonra buraya gelmeye karar verdim hani sizin için ama. Çok teşekkür ederim. Ama ben bize yapılan başvurulardan sonra işte bu çağrılan, helallik istenen, özür dilenmek istenen insanlardan da hikayeleri duymak istiyorum. Şimdi bir taraf anlatıyor. Doğru. Hani gelmeniz beni çok sevindiriyor. Yani aslında biraz da onun için geldim. Çünkü bu kadar yani halkın önünde olan bir programda çıkıp bunları anlatacak ve yani doğrusunu birinin anlatması lazım. Çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. İşte bu yüzden de istiyorum daha çok. Yani tamam hani belki görmek istemeyebilirsiniz yahut belki görüp bilmiyorum hani başka şeyler konuşmak istersiniz. İki çift laf edip ayrılmak istersiniz yanından yahut hiç görmek de istemezsiniz. Ama dediğiniz gibi insanların önüne çıkıp bir şey anlatıyorsa ve bunun karşılığında da karşısında da ben duruyorsam, muhatabı bensem. Benim de hani kendime göre doğruları söylemem gerekir diye düşünmeli insan. Bunu düşünerek çıkıp konuşmalı. Evet. Çok iyi ettiniz. Ya bu sinir bozucu bir durum. Yani ben gülüyorum buna. Yani. Siz böyle bir şey yapar mısınız? Asla. Asla değil mi? Asla. Yani şimdi 2 sene önce o kadından tekme yedi diye gelip burada oğlunu arıyor. Yani bu olacak iş mi sizce? Aramadı değil mi daha evvel? Hayır arıyor sürekli de ben açmıyorum. Ha, bu 2 yıldır kadın gittikten tabii sonra, Leman Hanım gittikten sonra yani. Kadın da onun aslında başka erkeklerle görüşüyormuş. Haberi yok. Ya ne edersen ya değil mi, değil mi? Tabii. Yani niye kersen onu biçersin. Hiç üzülmedim biliyor musunuz? Ha? Hiç üzülmedim. Terk edilmesin. Hiç üzülmedim, çok da sevindim. Çok mutlu oldum. Belki yanlış bilmiyorum. Yok. Ne dersiniz ama çok mutlu oldum. Hiçbir şekilde bu anneme yaptıklarının karşılığı değil. Yani bu çok küçük bir şey anneme yaptığının karşısında. Yine de az da olsa ben onun mutsuz olduğunu biliyorum ya. Bu beni mutlu ediyor. Ne diyeyim? Çocukluğunuzda babasız büyüdüm dediniz yani. Baba olgusu zaten hayatınızda yoktu galiba hiç. Aslında baba olgusuyla büyüdüm. Babanın kendisi yoktu. Ha. Yani evde sürekli bir baba dönüyor, baba baba. Ama baba olgusu var, baba yok. Babanın cismi yok. Yok, kendisi yok. Yani sürekli bir baba dönüyor. Baban gelecek, baban sana oyuncak alacak. Baban sana oyuncak almak için oraya gitti. Bak baban seni İstanbul'a baban götürecek. Baban çalışıyor. Baban çalışıyor, bizim için çalışıyor. Aldım önce ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi gerçekten. Yani dalga geçiyor herhalde diyorum.
Siz evlenmişsiniz. Allah nasip ederse çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Siz çocuğunuza oyuncak alacak yaşa gelmişken sizin elinize bir oyuncak verilmesi güldürdü sizi. Kesinlikle yani bu dalga geçiyor yani. Başka bir açıklamasını göremiyorum ben. İşte o da bir yerden sizi yakalamak istemiş. Yani fazlasıyla geç kaldım. Fazlasıyla geç kaldım. Neman Hanım geldiği zaman siz o zaman ne hissettiniz? Algılayabilecek durumda mıydınız? Bana yani hani şöyle anlattılar yine ben. Bir anneniz var. Hı-hı, evet. Babanız var ama ortada da bir başka kadın var ve dediğiniz gibi hani baba sizinle yemek yiyor ama anneyle hani gece kalmıyor, uyumuyor. Evet. Bana şey dediler, dedemler, amcamlar. İşte Leman Hanım yardıma ihtiyacı olan bir kadın, baban da ona yardım ediyor gibi anlattılar. 12 yaşındaki çocuğa böyle açıkladılar. Tabii ben biraz daha büyüyünce, 1-2 sene sonra olayın ne olduğunu anladım. Nasıl yardım ettiğini anladım babamın. Babam geldi. Sinir bozucu. Babam geldi. Bana diyor ki bu kadına da hani Leman Hanım'ı gösteriyor o kadını. Anne demeni istiyorum. Bir de üstüne. Siz ne yaptınız? Demedim tabii ki. Yani karşı çıkacak kadar olur mu öyle şey? Benim bir tane annem var falan diyecek bir yaşta değildim ama. En azından onu anlayabiliyordunuz demedim. Yani. Evet. Sessiz kalmayı tercih ettim. Yani çok zorda kaldığımda abla diyordum. O da yaşın getirdiği bir şey ama o olaydan sonra zaten... Size nasıl davranıyordu? Pek iyi davranmıyordu açıkçası. Leman Hanım. Evet yani annemi hiç sevmediğimden dolayı sanırım. Sonraları düşündüğümde böyle düşünüyorum. Anneme olan tavrımla bana da bir kin besliyormuş gibi geliyor. Yani çocuk halbuki yani orada kimin çocuğunun olduğunu bile bir önemi yok. Çocuk. Bir de yani sen evli bir adamın evine gelmişsin. Tabii ki. Bunu yani, kabul ederek geliyor. Evet, kabul ederek geliyor. Boşanmamış. Bir tane çocuğu var. Yani insanda biraz ne bileyim ağır olur ya. Ağır olur insanda biraz. Yani sen geliyorsun oraya. O insanların üstüne sen geliyorsun. Hani dedim ya kuma eşittir ortak anlamına geliyor sözlük anlamı. Sen geliyorsun. Bir nevi ortaklığa gelen sensin. Size de hani tam tersi hani elini eteğini biraz böyle çekip yani ne bileyim ya hiçbir türlü kabul edilir. Zaten gelmemeli asla da. Yani hani o da zaten. Artık nasıl bir kafaysa o da neyse yani hani zaten gelmemeli de hadi gelmişsin. Büyük bir hata yapmışsın, oradasın. Bir de yani hani kadını da geçtim, çocuğuna da kötü davranıyorsun. Yok sayıyordu beni yani. Kötü davranmıyordu bile. Yok sayıyordu beni. Terbiyesiz. Evet. Ya işte. İşte şimdi gelmiş burada kalkmış yani hani sizin o kaybettiğiniz çocukluğunuzdan işte babadır diyorsun ama yani biyolojik baba bana göre. Sadece biyolojik baba. Ama diyor şeyim devam ettirecek neslimi devam ettirecek başka çocuğu da olmamış bu arada işte. Ya bu artık bakın hala aynı kafada yani bir insan hiç mi gelişmez ya? Benim bir tane oğlum var, neslimi pişman. Devam et, soyumu devam et. Çok pişman. Mu önemli bir soy seninki yani? Bu böyleyse soyun devam etmesin ya. Yani. O da doğru. Böyle soy devam etmesin. Ben de çocuk yapmayayım o zaman, devam etmesin yani. Böyle olacaksa eğer... Yok canım, mümkün mü artık? Siz ne kadar bilinçlenmişsiniz. Yüksek okul bitirmişsiniz, bir üniversite mezunusunuz. Ne kadar bilinçli bir genç görüyorum karşımda. Ne kadar güzel.